Kalp konusunda da şu anlatılıyor. Kalp iki yönlü bir varlıktır. Yani hem cisimler alemine hem ruhlar alemine bakar. Cisimler alemine bakan kalp ile ruhlar alemine bakan kalp birbirine çok benziyor. İkisi de alır ve ikisi de dağıtır. Yani cismani kalp kanı alır vücuttan, temizler ve dağıtır. Manevi kalp de kainattan, Cenab-ı Hak'tan tecellileri alır ve onu latifelere dağıtır. Yani ikisinin de vazifesi aynıdır. Kalp nazargah-ı ilahidir. Allah insana insanın kalbiyle bakar. Allah bizim suretimize bakmıyor. Kalbimize bakıyor sürekli ama. Kesintisiz bir şekilde biz kesebiliriz. Ama Cenab-ı Hak kesmez. İrtibatını kesmez. Yani sürekli irtibat halindedir. Acaba Rabbimizin rızasını mı, onu mu istiyoruz yoksa dünyayı mı, nefsimizi mi? Sürekli buna bakılıyor. Efendimiz buyuruyor ki bakın cesette bir çiğnemet var ki o sıhhatli olunca bütün ceset sağlam olur. O fesada yüz tutunca bütün ceset bozulur. Dikkat işte o kalptir. Kalbimiz bozulduğu zaman ceset de bozuluyor. Yani bu ilmen de aslında açıklanmış. Ama bunu başka bir zaman anlatalım. Ama kalp bozulduğunda ki kalbi tarumar eden günahlardır. Bu cesede de yansıyor. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbi korumak için sürekli yaptığı iki tane duası var. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimizi dininle sabitleyip perçinle. Yani Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Bu duaları sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Peki kalbin başka önemi ne? Kalp Allah'ın evidir. Kainatı tanır ve Allah kainat insan arasındaki akıp gelen bütün akışların, duyguların, latifelerin merkezidir kalp, kalbimiz. İman kalbin canıdır. Yani imanla kalp hayattadır. İbadet onun damarlarında akıp duran kandır. Yani kalp ancak ibadetle hayatta kalmaya devam eder. Tefekkür, murakabe ve muhasebe de onun bekasının esaslarıdır. Kalbin canlı kalıp beka bulabilmesi de tefekkür, murakabe ve muhasebeye bağlıdır. Murakabe süzmek demek, bütün amelleri süzmek. Muhasebe her gün kendinin yaptığın şeyleri tek tek hesaba geçirmek, çekmek ve bunlardan iyi olanlara şükretmek, kötü olanlara da tevbe etmektir. Tefekkürü de başka bir gün gene açıklarız. İnanmış, inancını yaşamış ve otağını ihsan düzlüklerine kurmuş olanlara gelince bunlar sebepler planında, emniyet doruğunda, ilahi himaye açısından da güven kuşağında sayılırlar. Allah'ın nuruyla eşyanın perde arkasına müptali olur, hep temkinde bulunur, kalbi güvercin kalbi gibi tir tir yaşar, her yerde onun hoşnutluğunu arar, her işlerini Allah rızasına göre ayarlar ve Allah sevgisiyle yatar kalkarlar. Allah da onları hem sever hem de inanan gönüllere sevdirir. Derken işte bunlar makbul insi can olur. Her yerde hüsnü kabul görürler. Kalbi güzel kullananlar, inananlar, inançlarını yaşayanlar, ihlas ve ihsan düzlüklerine çıkanlar Allah'ın izniyle makbul insi can olacaklar. Rabbim bizleri o kulların arasına ilhak eylesin. Annelerimizi, babalarımızı, yavrularımızı o makama ilhak eylesin. Amin.